Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki yayınımda İsrail'in kuzeyde Hizbullah'ın başına bela olduğuna dair bir şeyler anlatmıştım. İsrail kuzeyde caydırıcılığını yitirdi. Hizbullah Gazze'de savaş durmadığı sürece kuzey cephesini kapatmayacağını söylüyor. İsrail ise Gazze kapansın ya da kapanmasın, Lübnan'a kapsamlı bir savaş açmaktan başka çare olmadığını vurguluyor. Tehlikeli bir gidişat söz konusu. Gazze'de ateşkese yanaşmayan İsrailli liderler histerik tepkiler veriyor. Lübnan'ı taş devrine döndürme tehditleri başından beri var. Bunlar giderek arttı. Gazze'deki yıkımın aynısını Beyrut'ta tekrarlayarak Hizbullah'ı yaptığına pişman edelim diyenlerin sayısı az değil. Birileri Lübnan'ın güneyini işgal etmekten ya da Hizbullah'ı Litani nehrinin kuzeyine itip kalıcı olarak tampon bölge kurmaktan bahsediyor. Birileri derken elbette kabinedeki bakanları kastediyorum. Gazze'deki durum bile şu anda İsrail'in güç birimleri arasında ciddi kavgalara neden olmuş durumda. Netanyahu dün 6 kişilik savaş kabinesini feshetti. Kabinenin iki üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot sonuç getirecek bir plan sunmadı ve etkili kararlar alamadığı gerekçesiyle işte Netanyahu'ya tepki gösterip kabineden çekilmişti. Aşırı sağcı ve dinci Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir savaş kabinesine girmekte ısrar ediyor. İkide bir Netanyahu'ya bu boşluğu biz dolduralım diyor. Fakat Amerikan yönetimini karşısına almak istemeyen bir Netanyahu da var. Bir taraftan ateşkese direniyor, diğer taraftan da tabii ki Amerikan desteğinin sürmesi açısından da bazı işte Amerika'nın işte kırmızı çizgileri diyebileceğimiz yerlere de dikkat etmek zorunda. İşte muhtemelen bu iki bakanın baskıları ve şantajlarından kurtulmak için ve de Amerikan yönetimini karşısına almamak için işte savaş kabinesine son verdi. Yani kabine yoksa iki bakanın da bu kabineye girmesi gerekmeyecek. Yani oradan bu sonucu çıkarıyoruz. Savaş kabinesi malum Biden yönetiminin de beklentilerine uygun bir şekilde Ekim'de oluşturulmuştu vesaire. Daha etkili bir savaş idaresi için. İsrail medyasına bakarsak Netanyahu bundan sonra Savunma Bakanı Galant ve birkaç danışmanı ile konuşup süreci yönetmek istiyor ya da bu şekilde devam etmek istiyor. Normalde zaten bu işler için bir güvenlik kabinesi var ama orada sorunlar da söz konusu olacak. O yüzden daha dar bir çerçevede, daha dar bir ekiple bu işi götürmek istediğini anlıyoruz. İsrail'de bütünlüğün nasıl bozulduğunu sergileyen sadece bu olay değil, başka bir olay daha var. Onu da aktarmak istiyorum. Dün İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki operasyonlara bir günlüğüne ara verdiğini duyurmuştu. Birleşmiş Milletler'den de tabii insani yardımlara geçit vereceği ümidiyle de bu memnuniyetle karşılanmıştı. Netanyahu nasıl yaparsınız diye askerlere ateş püskürdü. Savunma Bakanı bu karardan daha öncesinden haberinin olmadığını söyledi. Aşırı sağcı bakanların komutanlara bir küfür etmediği kaldı. Çok ağır eleştiriler yönelttiler. Bu koşullarda yani Gazze konusunda bile bu kadar sıkıntı, ayrılık ya da çatışma yaşayan kabinenin bu haline bakarsak bu koşullarda Lübnan cephesi tam anlamıyla bir intihar misyonu olabilir. Bu yönde uyarılar da söz konusu. Lübnan'da tam teşekküllü bir savaşın açılıp açılmayacağı önemli bir karar ama buna etki edecek bir sürü faktör elbette sıralanabilir. Ki bunları geçen yayınımda dediğim gibi anlatmaya çalışmıştım. Dilerseniz o yayını izleyebilirsiniz. Bugün istikameti belirleyecek olan Amerika ve İran'ın tutumları üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu iki ülkenin ayak izleri bize neyi anlatıyor? İşte bu iki ülke 79'dan beri birbirine düşman. İki ülkenin Lübnan'daki pozisyonları da taban tabana zıt. Fakat çatışmanın sınırlandırılması ya da bölgeselleşmemesi konusunda çıkarları çakışıyor. Çatışıyor diye çakışıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'dan cephe açılmaması ya da bunun kontrolden çıkmaması yönünde bir takım girişimlerde bulundu. Hatta Şarkul Efsat'a göre geçen hafta Hizbullah komutanlarından Talip Sami Abdullah öldürülünce Amerikalılar hemen devreye girdiler ve bazı kanallarla Hizbullah'a mesaj ilettiler. Yanlış bir hesap yapma, durumu tırmandırma şeklinde bir mesajdı bu. Tabii Hizbullah ateş gücünü belirgin bir şekilde artırarak yanıt verdi ama çatışma hala kontrol altında diyebiliriz. Bir tarafta CBS News'e konuşan Amerikalı yetkililer Lübnan'a odaklandıklarını söylüyorlar. Gazze'de sağlanacak ateşkes sayesinde kuzeyde daha büyük bir savaşın önleneceği düşüncesini paylaşıyorlar. Biden'ın özel elçisi Amos Hochstein kapsamlı bir savaşı engellemenin yollarını görüşmek üzere bugün İsrail'de görüşmelere başladı. Liderlerle, komutanlarla ve muhalefet temsilcileriyle temaslarda bulunuyor. İşte İsrail'i Lübnan konusunda frenleme çabası olarak bunları görmek mümkün. Ama tabii kafasında ne var tam olarak bilmiyoruz. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler, Lübnan'daki ve İsrail'deki gazetelerin işte yazdığı yazılardan, verdiği haberlerden çıkardığımız şey şu: Amerikalıların bir hesabı var. Bu hesap şöyle: Gazze'de ateşkes sağlanır. Bunun üzerine Hizbullah ateşi keser ve ardından sınırdan uzaklaşır. İşte bu sınırdan uzaklaşma mesafesi 30 kilometreye kadar, kafalarında öyle bir şey var. Böylece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1071 sayılı kararına uygun olarak mavi hattaki statüye, eski statüye dönülür. Bu sükunet sayesinde İsrailli yerleşimciler de kuzeye dönme şansı yakalar. Tabii hepsinin dönmeyeceğine dair bir takım haberler de vardı. Yaklaşık %40'ı, 38-40'ı kesinlikle kuzeye dönmek istemiyor, ateş kesilse bile. Fransa da bu minvalde bazı girişimlerde bulundu. Son olarak Cumhurbaşkanı Macron geçen Perşembe günü İtalya'daki G7 zirvesinde bir öneri getirdi. İsrail, ABD ve Fransa'yı içeren üçlü bir komite kurulmasını teklif ediyor. Bu komite Lübnan cephesinin açılmasını önleyecek formüller üzerinde duracak. Aslında az önce sözünü ettiğim Amerika'nın kafasındaki formülün bir şekilde Fransızlar tarafından da ittirilmesi şeklinde bunu yorumlayabiliriz. Fakat İsrail'de çok başlılık ve karmaşa bu konuda da kendini gösterdi. Şöyle, Savunma Bakanı Gallant, Fransa'nın İsrail'e karşı düşmanca politikalar benimsediğini öne sürdü. İsrail üçlü çerçeveye taraf olmayacak diye çıkıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Gallant'a yanıt verdi. Yanlış ve Gallant'ın açıklamalarını yanlış ve yersiz diye reddetti. İşte İsrail'deki karmaşanın bir şekilde dışa vurduğu yerlerden birisi de bu. İsrail, kuzeydeki durumun Hizbullah'ın kendi caydırıcılığının dayatabildiği yeni bir statüye dönüşmesini istemiyor. Yani 2006'dan beri Hizbullah karşılıklı angajman kurallarını belirleyecek pozisyona gelmişti. Bu daha da arttı. Bunun için de Hizbullah'ı karşılıksız bırakmama yönünde bir görüş her yerde ağırlık kazanıyor. Bazı İsrailli yorumcular Lübnan'a savaş açılırsa İran'ın da çatışmalara dahil olacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Peki İran'dan ayak izlerine biz baktığımız zaman ne görüyoruz? Birincisi, Tahran için direniş ekseni kırmızı çizgi. Bunun çöküşüne izin vermek istemeyecekler. Onlar da el yükseltecek. Bu ne kadar işin içerisine girerler onu bilmiyoruz. Bu ciddi bir bahis konusu olur. Fakat boş durmayacakları kesin. Hizbullah'ın çökertilmesi halinde sıranın İran'a geleceği düşüncesi hakim ve buna göre değerlendirmeler yapılıyor. İran'ın izlediği siyaset iki yönlü otobanı andırıyor birazcık. Yani buradan neyi kastettiğimi şöyle izah edeyim. Bir taraftan direniş eksenini sağlam tutmak esas. Diğer taraftan direnişi çökertecek daha büyük savaştan kaçınmak
bir öncelik. İkisini bir arada dikkate alan kontrollü çatışma ise bir tercih. Şu anda üçüncüsü, yani fiilen işleyen bu üçüncüsü. Malum Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın helikopter kazasında ölmesinin ardından bazı sorular hemen ortaya atılmıştı. Bu sözünü ettiğimiz çizgide bir sapma olur mu, olmaz mı? Olmayacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Ama buradan yakından hani bakılması gereken bazı somut diplomatik girişimler var. Onları bu minvalde anlamlandırmak önemli. Vekil Dışişleri Bakanı Ali Bagheri Kani, Lübnan, Suriye ve Irak'ta temaslarda bulundu geçen haftalarda. İşte malum İran'da bir seçim olacak. Seçimi beklemeden bir vekil bakan olarak yürüttüğü bu temasların çok kritik olduğunu söyleyelim. Yani bir vekil bakan için çok kritik olduğunu söyleyelim. Verilen mesajlar şuydu: İran hem direniş eksenini güçlendirmeye devam edecek hem de savaşın bölgeselleşmemesi için elinden geleni yapacak. Kani'nin Lübnan, Suriye ve Irak temasları sahaların birliği konseptine göre ortaklaşan bir stratejiyi hedefliyor. Yani İran'ın belirlediği stratejiye Lübnan'ın, Suriye'nin ve Irak'ın ortak olmasını bekliyor. Hedefi bu. Bunun için tabii Amerikalılarla da görüşmeleri var. Amerikalılar, yani bu konsept çerçevesinde onlardan beklenti de İsrail'in sınırlandırılması, İsrail'in kontrol altında tutulması. Yani İranlılar, Amerikalılar diyorlar ki benden Hizbullah'ı kontrol etmemi istiyorsan sen de İsrail'i kontrol edeceksin. Bir diğer önemli husus, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel müttefikleriyle yürütülen temaslar, yani İran'ın yürüttüğü temasları kastediyorum. Olası bir tırmanışta bunların alacakları pozisyonlar son derece önemli olacaktır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün ve kuzeyde de Azerbaycan'dan söz ediyorum. İran 7 Ekim Aksa tufanından çok önce İsrail-Amerikan ekseniyle olası çatışmanın kapsama alanına giren, yani bunlarla etkileşim içerisinde olabilen bölgesel ilişkileri işte bir şekilde normalleştirme yoluna girdi. Hatırlarsanız Çin'in arabuluculuğunda Suudi Arabistan'la ilişkiler normalleşti vesaire. Ardından diğer ülkelerde bazı adımlar attılar. Üstelik bu yumuşama işte radikal muhafazakar bir cumhurbaşkanı ile yapıldı. Kani de bu rotada hareket ediyor, vekil, Dışişleri Bakanı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile telefon diplomasisi de yürüttü. Belli ki İran bu ülkelerin olası tutumlarından emin olmak istiyor. Ya da bu normalleşme seyrinin sapmamasını umuyor ve bekliyor. Bunun için de işi sağlama almaya çalışıyor. Kani'nin Bağdat'ta siyasi liderlerle, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve siyasi parti temsilcileri vesaire hepsi dahil, bunlarla yaptığı görüşmelerden çıkan sonucun İran açısından tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne düzeyde bilmiyorum ama en azından verilen mesajlar çok çok önemliydi. İran da bunu sanırım bir başarı olarak görüyor. Kürdistan da yakın plana alındı bu süreç içerisinde. Kürdistan yönetimi Kürdistan bölgesine de gitti. Kürdistan İsrail'in nüfuz edebildiği bir yer olarak görülüyor İran tarafından. Kani'nin Erbil ve Süleymaniye'deki görüşmelerinde Kürdistan'la ilişkileri geliştirmenin önemine vurgu yapıldı. İşte ayrıca bölgenin istikrarını tehdit eden, bununla İsrail'i ve Amerika'yı kastediyorlar, istikrarı tehdit eden girişimlere izin verilmemesi uyarısı da yapıldı. Ama burada daha çok, yani işte Kürdistan'ın tutumunu İran'dan yana işte sabitleme çabasının öne çıktığını söyleyebiliriz. İranlı Kürt partilerin kamplarına ve bazı iş adamlarının villalarına balistik füzeler ile saldırmıştı. Bu saldırılar İran'a karşı Kürdistan'ın fırlatma rampası olmasına izin verilmeyeceği mesajı içeriyordu. Bununla ilgili daha sonra Bağdat'ta anlaşmalar, güvenlik anlaşması yapıldı, bazı önlemler alındı vesaire. İran savaş çıkarsa içeride bir Kürt isyanının patlak vermesinden de korkuyor.
Kürdistan'la ilişkiler bu bakımdan kritik önem arz ediyor. Komşulardan emin olma meselesi, yani bütün bu hikayenin arkasında bu var. Bir de tabii ki bu arayışın Kafkasya boyutu var. Oradaki sonuçlar da kayda değer bulunuyor. Malum Karabağ Savaşı'ndan itibaren İran Azerbaycan'ı askeri tatbikatlarla tehdit etmişti. İşte sınırların değişmesine izin vermeyeceğiz vesaire diyerek ilişkiler bir süreden beri düzelme yolundaydı. Rayına oturdu diyebiliriz. Şimdi iki ülke Aras Nehri boyunca sınır güvenliğine yönelik olarak ortak askeri tatbikat düzenleyecek noktaya gelmiş gözüküyor. Bu tatbikat da birkaç gün önce yapıldı. Fakat İran'ın gözü kulağı yine Azerbaycan hattında, işte ne olur ne olmaz diye bakıyorlar. Dediğim gibi İran Körfez'de de diken üstünde ve Suudilerle açılmış olan yeni sayfaya zarar gelmesin diye uğraşıyorlar. Şu sıralar Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasında İsrail'i tanıma hedefini de içeren bir stratejik çerçeve anlaşmasının pazarlığı yapılıyor. İşte önemli ölçüde Gazze'ye takılmış durumda. Gazze'de ateşkes sağlanırsa bu anlaşmanın hızlıca ilerleyeceği öngörülüyor. Bu çerçeve anlaşması özellikle de İran tehdidi üzerinden şekilleniyor. Buna rağmen hem Tahran hem Riyad normalleşme sürecinin tersine dönmesini istemiyor, ama şu koşullarda istemiyor. Koşullar değişirse her şey tepetaklak gidebilir. Yarın ne olur, ne olur, ne olmaz, bunu doğrusu kimse bilemez. Burada İran açısından bir tekinsizlik hali var. Sadece ABD ile Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen stratejik ortaklık müzakereleri değil, başka şeyler de dönüyor. Mesela 10 Haziran'da Bahreyn'de doğrudan İran'a hedef alan sıra dışı bir toplantı gerçekleşti. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Manama'da Suudi Arabistan, Emirlikler, Ürdün, Mısır ve Bahreyn'den üst düzey komutanlarla bir araya geldi. Burada İran'a karşı işbirliği imkanlarının ele alındığı söyleniyor. Buluşma Amerika'nın Merkez Kuvvetler Komutanlığı, yani CENTCOM himayesinde gerçekleşmiş. Yani şöyle düşünün, Gazze'de soykırım olurken dünyada pek çok işte kesimler, gruplar, öğrenciler vesaire kitleler ayaklanmışken, buna karşı İsrail Genelkurmay Başkanı Arap mevkidaşlarıyla masaya oturuyor ve ortaklık görüşmeleri yapılıyor. Bunun yani nedenli bir ihanet çemberi olduğunu tahayyül etmek lazım. Malum 13 Nisan'da İran'ın füze ve SİHA'larını önlemek için Amerikan-İngiliz koalisyonu seferber olmuştu. Onlara Suudi Arabistan ve Ürdün'ün de yardım ettiği söyleniyor. Gelen bazı bilgiler vesaire. Amerikalılar burada elde ettikleri başarıyı Arapları İran'a karşı cesaretlendirmek için kullanıyor. Yani İsrail, ABD ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliğinin İran'a karşı koymada ne kadar önemli olduğu anlatılıyor. Mesaj bu yönde. Bu toplantıların mantığı da buna dayanıyor. Bu işbirliği özellikle istihbarat ve erken uyarı mekanizmalarının işlevselliği açısından önemseniyor. Yani Amerikalılar bu mesajlarla bu toplantıyı tertip ediyorlar. İran bir yandan komşularla normalleşme sürecini koruyor. Bunu görebiliyoruz. Beklentisi aleyhte bir kampanyaya eşlik etmemeleri, ama hiçbir şeyin de garantisi yok. Bu toplantıdan da bunu anlayabiliyoruz. Tek olumlu sinyal belki Lübnan'da cephe açılmasına hem İran'ın hem de ABD'nin karşı çıkıyor olması. İsraillerin de öngörüsü, İran Lübnan'a savaş açılırsa seyirci kalmayacak. ABD'nin İsrail'e baskısı da buradan kaynaklanıyor. Onu da vurgulamak lazım. Sakın kuzeyde durumu kontrolden çıkaracak bir şey yapma. Telkin bu yönde, yani bu yeni değil, aylardan beri bu telkinde bulunuyor. Burada başka bir başlık açmak istiyorum. Elbette bununla ilgili Gazze'deki savaş ve kuzeydeki çatışmalar sürerken İsrail için de İran'ın nasıl halledileceğine dair, özellikle İran'ın nükleer tesislerinin nasıl halledileceğine dair tartışmalar yeniden işte alevlenmiş gözüküyor.
Eli Kudutştein ve Makor Rishon imzasıyla İsrail Hayom gazetesinde bir yazı çıktı. Yazıda İsrail İran'ı başarılı bir şekilde vurabilir mi sorusunun yanıtı aranıyor. Bu yazı üzerine biraz durmak istiyorum. İsrail uzun zamandır malum İran'ın nükleer tesislerini nasıl vurabilirim diye kafa yoruyor, planlar yapıyor. Amerika'yı bu işe ikna etmeye çalışıyor. Ama yazıda bunun zorluklarına da işaret ediliyor. Her şeyden önce operasyonun Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefiklerle koordine edilmesinin şart olduğu vurgulanıyor. Yani bu koordinasyon olmadan operasyonun riskli olacağı belirtiliyor. Son dakikada haber vererek yürütecek bir operasyon kesinlikle olmaz deniliyor. İsrail içinde de bütünlük olması gerektiği vurgulanıyor. Yani siyasi askeri anlamda bir bütünlük. Şu anda işte savaşlara yaklaşımlarda bile Bibi yanlısı yani Netanyahu yanlısı ve Bibi karşıtı gibi bölünmeler var. Saldırı başlayıncaya kadar özellikle planın kesinlikle sızmaması gerekiyor. Bunu vurguluyorlar. Üst düzey bir subay, İsrailli subay diyor ki İsrail güvenlik güçlerinin böyle bir sırrı uzun süre saklayıp saklayamayacağı belirsiz. Yani bu önemli bir nokta. İsrail daha önce Türkiye hava sahasını kullanarak Suriye'nin nükleer araştırma merkezine saldırmıştı. Benzer bir saldırı Saddam döneminde Irak'a yapılmıştı. Tabii ki İran Suriye ve Irak'tan çok farklı. İran'ın yanıt verme kapasitesi de çok farklı. O yüzden İran'ı kılı kırk yararak değerlendiriyorlar. Yazıda İran'a karşı hava operasyonunda güzergah olarak da 4 alternatif üzerinde duruluyor. Birincisi Türkiye, ikincisi Ürdün ve Irak, üçüncüsü Suudi Arabistan, dördüncü seçenek olarak da Azerbaycan çıkışlı bir hamle deniliyor. Türkiye'nin hava savunma kapasitesine dikkat çekiliyor. İsrail'e karşı tutumunun olumsuz olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bu seçenek otomatik olarak dışlanıyor. Azerbaycan'ın da İsrail'le istihbarat ve teknik işbirliği olmasına rağmen bunu göze alamayacağı öngörülüyor. Tabii Suudi Arabistan, Ürdün vesaire bunların da rızası gerekiyor. Yani onun üzerinde çok fazla durulmadığını görüyoruz. Yazıda bazı zorluklar ele alınıyor. Mesela işte tesislere mesafe 1500 kilometre ile başlıyor. Yakıt ikmali gibi işte konuların halledilmesi gerekiyor. Ayrıca işte hani sığınak delici bombaları taşıyacak uçaklar içinde modifikasyon vesaire gerekiyor deniliyor. Nükleer tesisler en az 21 yere dağılmış durumda. Bir yerde, iki yerde değil. Hepsine birden saldırı düzenlemenin de açmazları olacağı belirtiliyor. Önemli tesislerin yerin derinliklerinde olması var bir de. Mesela Natanz'ın 100 metrenin altında olduğu söyleniyor. Buralara sığınak delici bombalar bile etki edemeyecek tespiti yapılıyor. Güzergahı güvenli kılmak için tabii bölgesel destek lazım. Az önce vurguladığım gibi Suudi Arabistan ve Ürdün ikna edilmesi şart. En önemlisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e mutlak koruma sağlaması ve güvenceler vermesi. Bu olmadan bu operasyon intihardan öte bir şey olur. İsrail'de bunlar tartışılıyor ama bana göre bu iş öyle kolay olsaydı şimdiye kadar çoktan yaparlardı. Başarılı olmama ihtimalleri çok yüksek. İran verilen zararı hızlıca toparlayabilir. Bununla da kalmaz. Birleşmiş Milletler ile işbirliğini bitirir. Uranyum zenginleştirme programı üzerindeki kısıtlamaları kaldırır ve hızlıca atom bombası elde edebilir. Amerikalıların korkusu da zaten bu. Komşu ülkeler açısından, yani Amerika'nın korkusu derken Amerika'yı İran'la diyaloğa zorlayan ve bu işi bir şekilde görüşerek olası bir savaşı ya da çatışmayı önleme çabasına girerken ki temel kaygısı buradan geliyor. Komşu ülkeler açısından da hava sahasını İsrail'e açmak son derece riskli. Bunu kolayca göze alacaklarını zannetmiyorum. Mesela Suudiler Aramco tesisleri vurulduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin
kendileri için koruma sağlayamadığını gördüler. Halbuki bir şekilde taahhütleri var. Yani Amerika onları koruyacak diye bu ortaklığın temelinde yatan en önemli faktörlerden birisi bu taahhüt. Hepsi operasyona ortak olmanın kendilerini nasıl yakacağını biliyorlar. Yani İran'ın elindeki balistik füze kapasitesi hepsi için korku nedeni. İran'ın 19 Nisan'daki misilleme salvoları ABD ve İngiltere gibi büyük güçler olmadan bu salvolar sırasında gördük ki ABD ve İngiltere'nin yardımı, desteği olmadan İsrail'in kendini koruması, bu saldırıları savuşturması öyle kolay değil. Saldırıya uğrayan İran tüm gücüyle saldıracaktır. Böyle bir saldırıda yanıt sadece İran'dan gelmeyecektir. Bu da çok önemli. Lübnan, Suriye ve Irak ve tabii ki Yemen'deki güçler de İsrail'i vuracaktır. Tabii savaşın bölgeselleşmesi, kontrolden çıkması bütün bölgeyi yakacak bir senaryodur. Aynı zamanda karmaşık bir denklem. Umarım tabloyu biraz olsun anlatabilmişimdir. Bugünlük bu kadar. Sözlerimi burada bitiriyorum. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkı sunan bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.